Müdür Yollarda programına hoş geldiniz. Ben Deniz Özgür Kağan Alioğlu. Sıfır enerji binaları ve binalarda enerji verimliliğini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün aslında bina tarafından ziyade biraz sanayiyi ele alacağız. Kimle birlikteyiz? GİTAŞ AŞ Enerji Grup Müdürü Sayın Hasan Hüseyin Eser'le birlikteyiz. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Nasıl geçiyor Covid günleri? İyiyiz. Covid günlerinde işte maksimum mesafe, minimum riskle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama tabii eskiye göre bir değişiklik var hayatımızda tabii ister istemez. Sizde ne var ne yok? Sizinki nasıl geçiyor asıl? Biz Uzaktan... de biliyorsunuz radyo programını daha önce stüdyodan yapardık. Şimdi artık uzaktan biz de Evet. yapıyoruz programımızı. Biz de bu süreçlere adapte olmaya çalışıyoruz baktığınız zaman. Bu COVID'den çıkış sürecinde neler yaşıyorsunuz son günlerde? Covid'den çıkış sürecinde aslında şöyle, biz sanayici olarak gerekli tedbirleri aldık. Tabii bir tarafımızda enerji. Biliyorsunuz çıkan bütün yasaklarda enerji sektörü, büyük enerji firmaları, üretim firmaları özellikle yasaklarda muaftı. Yani enerjiyi bir şekilde sürekliliğini sağlayabilmek için biz tedbirlerimizi alarak devam ettik Özgür Bey. Ama tabii ufak tefek sektörlere uğradık ama bunları aşıyoruz. Çıkış sürecinde şöyle toparlıyoruz. Yeni bir düzen oluşturduk. Gerek araçlarımızda, gerek sahalarımızda, gerek yapım işlerimizde. Bu da nedir? Daha temiz aslında. Çok daha temiz çalışıyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz diyebilirim. Yani biz silkelendik, kendimize geldik. Doğru yönü başımıza musibetler gelerek gördük diyelim buna biz. Peki. Nasihatler yeterli gelmedi. Peki. Hüseyin Bey, sektör sizi tanıyor. Dinleyenlerimizi tanısınlar. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Adım Hasan Hüseyin Eser, siz de başlarken söylediniz. Ben enerji sektöründe çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır. İlk 2 senesi doğalgaz, sonraki 8 senesi yani toplamda 10 sene olacak. 8 senesi de elektrik, dağıtım, üretim ve iletim faaliyetleri üzerine çalıştım. Çalıştığım kurumlar arasında Meram Elektrik Dağıtım, Konya Doğalgaz Dağıtım, Erzurum Bölgesi Dağıtım Şirketi Aras Elektrik. Eltentek firması ve en sonunda da GİTAŞ Aydoğanlar grubunun enerji grup müdürü olarak devam ediyorum. Yıllardır enerjinin bir şekilde dağıtımın enerji projelerinin yönetmeliklerin içerisindeyiz. Şimdi bulunduğum işten daha çok bahsetmek gerekirse şimdi bulunduğum iş Konya'da bir sanayici yatırımcı grubun GES portföyünü daha doğrusu enerji portföyünün yönetimini yapıyorum. Portföyümüz 30 megawatt üretimden 20 megawatt kadar da tüketim tesislerinden oluşmakta. Yani yaklaşık 50 megawattlık üretim artı tüketim bir kurulu gücümüz var. Biz bu süreçlerin hepsini kendimiz içimizde kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Tabii ki dışarıdan müteahhit ve yapım desteği alıyoruz. Ama işin özünde günün sonunda işletme bakım dediğimiz O&M tarafları hep kendimizde. Büyük kuruluşlarımızın, büyük tesislerimizin hepsinin üzerinde GES sahalarımız mevcut, çatı GES'lerimiz mevcut. Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Temel yerleşkemiz. Bir de 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. 2016 yılında 1. Organize'nin çatı GES'i yapıldı. Geçtiğimiz ay içerisinde de, daha doğrusu Mayıs ayı içerisinde de değişen çatı yönetmeliğiyle beraber, yani EDAŞ yönetmeliğiyle beraber Türkiye'nin ilk çatı, organize çatı GES'ini kabulünü yaptırdık. Bu da Konya GİTAŞ olarak, Aydoğanlar grubu olarak yaptırdık. İşte böyle devam ediyoruz genelde enerji üzerine. Sanayileşme, sanayi bu şekilde devam ediyor çalışmalarımız. Peki, cümlelerinizin arasında şöyle bir şey geçti. Sizin toplam 50 megawatt bir kapasitemiz var ama 30 megawatt üretiminde 20 megawatt tüketimde dediniz. Bu farkı bize anlatır mısınız? Ne demek üretimdeki kapasite ve tüketimdeki kapasite? Şimdi tüketimdeki kapasite, üretimdeki kapasite farkını anlatayım. Enerji tabii bu bizim ülkemizde hep tüketim konuşulurdu yakın geçmişe kadar. Yakın geçmişte özellikle yenilenebilir kaynakların önünün açılması, yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılmasıyla beraber tüketim tarafı işin içine girdi. Üretim tarafı, özür dilerim. Biz üretim tarafında 30 megawatt kurulu gücümüz var. Yani 30 megawattlık saatte demandımız yani maksimum verebileceğimiz güç olarak 30 megawatt sisteme enerji verebiliriz. 20 megawatt tüketimimiz nedir? Bizim Konya'da Karapınar bölgesinde 8500 dekarlık yani 8,5 milyon metrekarelik ekilir dikilir alanımız var. Bu alanlarımızın içinde ister istemez kendi kuyularımız, sulama kuyularımız ve tüketim trafolarımız var.
Aynı zamanda kendi organizede bulunan sanayi bölgemizin 2 megawatt kurulu gücü var. Birinci organizede 1 megawatt kurulu gücümüz var. Yani tüketimimizin demandı da, yani tüketimimizin en üst noktaya ulaştığı zamanda da biz 20 megawatt enerji tüketiyoruz. Tabii üretimci de olduğumuz için tüketime biz çok kıymet veriyoruz. Yani altını gümüş fiyatına veya gümüşü altın fiyatına kullanmayalım diye şu işlemi yapıyoruz. Verimli enerji kullanmaya çalışıyoruz. Verimli enerjiden kastımız nedir Özgür Bey? Verimli enerji bizim tüketirken, hani çok zor ürettiğimiz bir şeyi, çok maliyeti yüksek ürettiğimiz bir şeyi tüketirken acaba nasıl daha verimli, nasıl daha kaliteli, nasıl daha optime işlemle tüketiriz? O yüzden bizim için orası ayda bir 20 megawatt fatura ödediğimiz bir şey değil. Aynı tüketim gibi üretmenin de bir geliştirmesi vardır. Aynı zamanda burada üretmenin geliştirmesini de yapıyoruz biz. Yani verimli tüketim diyelim, özür dilerim, tüketim diyelim. Verimli tüketimin çalışmasını yapıyoruz. Onu söyleyeyim yani, konum o olsun. Çünkü o mahsuplaşma denen bir şey var. 30-20, 10 tüketebiliyor, üretebiliyorsunuz, 20 tüketiyorsunuz. Onu ne kadar verimlerseniz artınız o kadar büyük olur. Tamam, anladığım kadarıyla siz bu ürettiğiniz 30 megawatt kapasitenin işte maksimum gene 20 megawattını kendinizde kullanıyorsunuz. Gerisinden de şebekeye veriyorsunuz. Doğal olarak bu tükettiğiniz miktarı ne kadar düşürürseniz şebekeye verebildiğiniz miktar o kadar artıyor. Aynen, bravo. Peki. Bu da ister istemez bizi zorunlu bir verimli enerji politikası izlemeye götürüyor. Hazır yeri gelmişken biraz bu işin çok ıskalanan bir konu, az da konuşulan bir konu. Biraz tarımda enerji verimden bahsedelim mi? Çünkü biz çok sık bina konuşuyoruz, çok da yoğun sanayi konuşuyoruz, çok nadiren tarım konuşuyoruz. Hazır siz hem üreten hem tüketen bir tarafta olduğunuz için biraz oradan bahsedelim mi? Yani, neler var bu tarımda enerji verimde? Özgür Bey, geçmişim bir dağıtım şirketi olmasından dolayı ben size çok teknik, çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de size bu teknik konuyu bütün dinleyicilerin anlayacağı şekilde çok basic, çok basit anlamda anlatayım. Şimdi biliyorsunuz tarımda sulama dediğimiz konu özellikle Konya bölgesi gibi, Adana bölgesi gibi, hani bu iç Orta Anadolu dediğimiz bölgelerde ve Güney Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bu üç bölgede yazın müthiş bir sulama yükü biner dağıtım hatlarımızın üzerine. Bu da çok meşhurdur, işte gerilim düşümlerinin oluşması, uzun süreli enerji kayıpları anlamına gelir. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçen sene içerisinde çıkan bu çatıların önünü açan ve tarım tesislerinin önünü açan yönetmelikle aslında işimiz kolaylaştı. Nasıl işimiz kolaylaştı? Önceden biz tarımda hem kendi enerjimizi üretip hem de akşamları dağıtım şirketinin hattından elektrik tüketemiyorduk. Doğal olarak depolama dediğimiz, akü sistemleri dediğimiz yatırımı çok yüksek maliyetlere getiren yatırımlar yapmak zorundaydık. Şimdi yeni çıkan yönetmelikle beraber tarımın yükünü de aynı sanayinin yükü gibi devletin yük üzerinden alabiliriz. Hani sistemi daha stabil ve daha verimli hale getirebiliriz. Tarımla uğraşan vatandaşları, özellikle bizim buralarda arpa, buğday, pancar, mısır gibi ürünler çok fazla su isterler. Ve bu fazla sulama toprağa da zarar verir işin aslında. Hani işin açıkçası, ve biz bunu sadece 3 ayda ne kadar sulayabilirsek diye düşünürüz. Çünkü o anda bize lazımdır. Ama bunu genele yaymak da gene enerji projeleriyle mümkün olabilir. Kendi enerjisini üreten tarımsal sahalar hem dağıtım şirketlerinin hem bölgenin işini kolaylaştırır, hem de yatırımcı sana daha kolay 7 ila 8 senelik, hadi 9 senelik verim dönüşümlerini sağlayabilirler. Hele bizim gibi Konya'da, mesela bizim Konya'da tarımda şöyle örnek vereyim. Hani başka bölgelerde mesela 20 bin metrekare büyük bir alan olabilir. Ama bizim Konya'da tarım alanı dediğiniz zaman 100 bin metrekarenin altında insanlar pazarlık bile yapmazlar. Yani onu almaya değmez derler. Bu kadar büyük alanlar sulanır yani. Konya Ovası'nı biliyorsunuz. O yüzden biz mesela Çumra'da, çok önemli, Konya'nın Çumra ilçesi var. Orada bir grupla beraber toplam 20 megawatt GES'imiz var bizim orada. İki GES karşı karşıya Özgür Bey. Emin olun o bölgede şu anda gerilim düşümünü sıfıra indirdik. Bakın, reel örneğini söylüyorum. Şu anda orada gerilim düşümü kalmadı yani. Çünkü sistemi en çok vakti lazım olduğu anda biz devreye giriyoruz. Yani öğlen vaktinde, pik zamanında ve bu mevsimde. O yüzden bu tip yatırımlar tarımda da daha kolay hale getirilmeli. Daha yatırımcıyı bu işe
nasıl diyeyim ben size, kanalize etmek gerekiyor. Çünkü bu yükleri bizim, bu ağır ve dönemsel yük diyeyim ben. Sanayicinin yükü dönemsel yüktür Özgür Bey. Tarımsal yük dönemsel yüktür. Devamlılığı olmayan, hesaplayamayacağınız yüklerdir. Bu yükleri mümkün olduğunca sistemden arındırırsak sistemin sterilizasyonunu sağlarız. Bu da bizim için çok önemlidir. Temel budur yani. Anladığım kadarıyla bu tarımdaki, yani tarımda enerji kullanımı dediğimiz zaman bunun göbeğinde aslında sulama var. Yani hani kesinlikle. En büyük şey budur. Tabii. O da diyorsun ki doğal olarak mevsimsel bir özellik gösteriyor. O mevsimsel özelliklerden arındırdığımız zaman şebekenin stabilizasyonu da artıyor. Peki. Şimdi gene sizin ünvanınızdan başlamak istiyorum. Şimdi enerji grup müdürü diye bir ünvan var. Şimdi oradan başlayalım. Şimdi enerji grup müdürü ne yapar? Yani şimdi tamam, anladık, şey var, işte üretiyorsunuz, anladık, tüketiyorsunuz. Peki hani ne, peki evet, ne yapıyorsunuz orada? Neyi yönetiyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Bizim burada yaklaşık enerji grubunda 25 kişiden oluşan bir tane de hidroelektrik santralimiz var Maraş bölgesinde, 1 megawatt kurulu gücünde. Orası aslında 10 megawatta büyüyebilir ama bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yeni oluşacak yeklem düzeniyle beraber orayı 10 megawatta çıkarmayı düşünüyoruz. Toplamda 25 kişilik bir grup. İçinde mühendislerin, teknikerlerin, teknisyenlerin, güvenlik görevlilerinin bulunduğu 25 kişiden oluşan bir grubu yönetiyoruz. Dediğim gibi bu grup tarımsal sahaların enerji nakil hatlarının çekilmesinden, trafoların bakımlarının yapılmasından, fabrikaya yapılan ek binaların, elektrik tesislerinin yapılması, bunların izlenmesi, arızalara müdahale edilmesi. Hani bunlar hep tüketim tarafı. Üretim tarafında da zaten profesyonel bir PLC ve SCADA ile izliyoruz sistemimizi. Bu konuda da üretime konu olabilecek bütün müdahaleler, bakımlar, işletme, aklınıza ne geliyorsa grup müdürü kendisi de şunu yapıyor. İnsan ve iş yönetmenin yanı sıra iş geliştirme, finansal analizlerin yapılması, yatırımların koordinasyonu, şirkette birazcık daha farklı bir görevim de yatırımların koordine edilmesi, kurumsal geçmişim çok fazla olduğu için kurumlarla ilgili çalışmalar da aslında bir nevi benim üzerimde şirkette. Enerji grup müdürü zevkli bir pozisyon Özgür Bey. Çünkü enerji, yani hani enerjik olunması gereken bir şey ve çok önemli bir şey. Yani burada elektrik gittiği zaman bu fabrikayı sadece elektrik gittiği zaman durdurabilirsiniz. Hani deprem olur, millet 10 gün yatar, bizim fabrika ikinci gün çalışmak zorundadır. Çünkü biz Türkiye'nin en büyük hamya üreticilerinden bir tanesiyiz. Biz şirket olarak da, ben size birazcık bilgi vereyim, şirketimizden çok bilgi vermedim. Bizim enerji kolumuz var. Az önce anlattığım gibi tarım kolumuz var, tarım yönümüz var. Çok yoğun bir dış ticaret, hububat ürünlerine yönelik bir dış ticaret gücümüz var. Aynı zamanda da fabrikamızda bizim hamya üretimimiz var. Bu hamya nedir? Masaya gelmeden önce bir basamak önceki yağdır. Yani yağ rafinerisi gibi düşünelim. Petrol rafinerisi gibi düşünelim. Biz yılda 55 bin ile 60 bin ton arası hububat ürünü alırız. Çekirdek, kanola, soya. Bunları kırarız. Bunlardan füspe dediğimiz hayvan yemciliğinde kullanılan mal çıkar ve hamya çıkar. Bu tesis önemli bir tesistir. Temel gıda tesisidir. O yüzden hani bu tesisi ayakta tutmak, biliyorsunuz, enerji olmazsa olmazı. Tracker bir sahamız var. Tracker dediğimiz hareketli takip sistemli hareketli bir sahamız var. Onun içinde de bir mekanik gücümüz de var. Kendi mekanik gücümüzü de oluşturduk. Yani büyüye büyüye burada böyle alışa alışa gittik ve enerji birimiydi. Önce enerjicilerdi. Sonra enerji birimi oldu. Sonra enerji grubu oldu. İnşallah o şekilde devam ediyor yani. Geldiğimiz şeyde enerji grup müdürü bu işleri yapıyor şirkette. Veya grup bu işleri yapıyor. Peki. Bize biraz şu enerji izleme kısmından bahseder misiniz? Şimdi tabii biz birçok şey soracağım size ama muhtemelen her şey bu izlemeyle başlıyor diye düşünüyorum. Yani önce izleyeceksiniz ki ne olup bittiğini, ondan sonra hani tedbir alın, aksiyon alın vesaire. Genellikle de bizim enerji veriminde danışmanlık şirketleriyle görüşmelerimizde ve arkadaşlarımızla konuşmalarımızda karşımıza hep şöyle bir sorun çıkıyor. Yatırımı yapıyoruz ama o yatırım kendi kendine o parayı kazanmıyor ki. O yatırım kendi kendine o tasarrufu yapmıyor ki. Ancak işte onu izleyeceksin, ölçeceksin, değerleyeceksin, yöneteceksin. Oradan başlayalım mı? Bir enerji izleme sistemi ne yapar?
Peki enerji izleme sistemine gelinceye kadar tabii ki çok önemli ama filmi en başından beri kısaca yani en başıyla beraber çok, hani, iyi olur. Çok iyi bir yere değindiniz, hesap yani geri dönüşler dediniz ya Özgür Bey. Orası önemli. İzleme kısmı ondan sonra kardan ne kadar daha fazla kar edebileceğiniz de önemli. Çünkü belirli bir süreden bahsedeceğiz. Şimdi bütün yatırımlarda olduğu gibi her şey finansal analizlerle başlar. Verimlilik hesabıyla başlar. Biz otururuz, açarız. Ölçüm verileri dediğimiz veriler vardır, bilirsiniz, sektörün içindesiniz. Bu ölçüm verilerini yaptıktan sonra çeşitli bölgelerde ben buraya ne yatırım yaparım, buradan ne kazanabilirim? Bunun işletme zorlukları nelerdir? Dediğiniz gibi bunun takibi, izlenmesi ve bakımı için bana neler gerekir? Bunları yaptıktan sonra bir finansal fizibilite çıkartırım. Bu finansal fizibilitenin sonunda günün sonu bana iç verimlilik dediğim bir oran verir. Finansal dilde iç verimlilik deriz buna. Eğer bu iç verimlilik beni tatmin ediyorsa, Türkiye'nin güncel şartlarında geri dönüşler, feedbackler eğer olumluysa ben bu projeyi yapıyorum demektir. Bakın, yatırımı yapmak en kolayıdır. Ciddi söylüyorum bunu. Hani bunu sakın şey olarak anlamayın. Ben aynı zamanda bir yatırım mühendisiyim, yatırım sorumlusuyum. Yatırımı yapmak çok kolaydır Özgür Bey. Önemli olan o yatırımı en verimli şekilde işletebilmektir. İzleme sisteminin önemi burada başlar. İzleme sistemi sizin yaptığınız bütün finansal analizlerin reale dönmesini sağlar ya da sizin batmanızı sağlar. Çünkü izleme sisteminin bir dili vardır. İzleme sisteminde önemli olan arızayı daha arızayı gelmeden voltaj değerlerinden, gerilim değerlerinden, akım değerlerinden, direnç farklılıklarından, faz farklılıklarından, yani bunların hepsi teknik terimler, siz çok iyi biliyorsunuz. İzleyicilerimize de bunu şöyle anlatayım. Elektriğin temelini oluşturan 3 şeydir. Güç, voltaj ve amperaj. Voltaj ile amperajın birleşimi gücü oluşturur. Bu şekilde biz bu sistemlerde Özgür Bey arızanın nereden gelebileceğini ve ne zaman gelebileceğini tahmin ederiz. Buna göre bakım programlarımızı belirleriz. O yüzden profesyonel bir PLC ve SCADA sistemi üretimde, tüketimde olmazsa olmazdır. Çünkü biz bunu bu kavun değil, böyle elimize alalım, koklayalım, bakalım, içini yaralım, öyle değil bu. Bu kablonun veya akımın bir dili vardır. O dili biz dışarıdan anlayamayız. Bunu ancak ölçerek anlayabiliriz. O yüzden PLC ve SCADA sistemleri enerjinin yönetilmesinde ve yatırdığınız paranın feedbackinde gerçekten çok önem arz eder. Aynı zamanda yani bu elektrik hatalar, kusurlar kesinlikle olabilir. Hatasız kesinlikle olmaz. Lakin diğer bir önemli faktör de kurduğunuz ekibin yeterliliği, ekibin müdahale seviyesi. Ekibin müdahale seviyesinin çok iyi olması lazım. Şöyle yapalım mı? Bu bölümün sonuna geldik Hüseyin Bey. Bu ekip mevzusuna ikinci bölümde kesintisiz girelim müsaadenizle. Eyvallah. Müdür Yollarda programı devam ediyor. Bendeniz Özgür Kaan Alioğlu. Sıfır Enerji Binaları ve Binalarda Enerji Verimliliği konuşuyoruz. Ama bugün daha çok işe sanayi tarafından yaklaşacağız. Kimle birlikteyiz? GİTAŞ AŞ Enerji Grup Müdürü Sayın Hasan Hüseyin Eser'le birlikteyiz. İlk bölümde enerji izleme sistemlerinin öneminden bahsediyorduk ki tam Hasan Bey orada aslında bu bir ekip işi. İzleme sistemi dediğiniz şeyin önemli bir parçası da ekip demişti ki ben sözünü kestim. Hasan Bey buyurun lütfen oradan devam edelim. Burayı şöyle başlayayım. Ekibe de şöyle başlayayım. Operatörler olur. Alet operatörleri bilirsiniz. Eski müteahhitler böyle iyi operatörler hep iyi para kazanırlar falan. Bu PLC sisteminin başındaki operatör kişinin bile gerekli eğitimleri alması gerekir. Yani alıp izlemek. Ya bugün şu kadar megawatt ürettim, bu kadar megawatt tükettim. Olay bu değildir sadece. Ekip işi dediğiniz gibi çok doğru. Siz arızayı tespit edebilirsiniz sahaya gönderdiğiniz operasyon. Binizin en kısa sürede en doğru noktada en temiz şekilde müdahale etmesi gerekir. Çünkü özellikle yekleme bağlı tesislerde Özgür Bey zamana karşı yarışıyorsunuz. Hani zaman sınırlı. 10 sene. 11. sene sonra gelirleriniz düşüyor. Yatırım normal bir yatırım haline geliyor. O yüzden dediğiniz gibi veya girdiğim noktada geldiğimiz sonuçta bu yatırımları yapan insanlar kesinlikle bir bu işin izleme sistemlerine, PLC, SCADA sistemlerine, iki saha operasyonlarına çok önem vermek zorundalar. Çünkü kazanmayı kaybetmeyi belirleyecek temel unsurlar bunlardır Özgür Bey.
Yoksa çok iyi bir müdürünüz olsun, çok iyi bir sistem kurun, çok kaliteli malzeme kullanın. Malzemeyi ilerleyen boyutta iyi bakamazsanız kaliteli malzeme kullanmanız bir yere kadar önemli. Peki. Bize biraz da Yeklem'den bahseder misiniz? Bunu kamuoyu çok duyuyor. Yeklem aşağı, evet. Yeklem yukarı diye. Siz de çok enteresan bir cümle sarf ettiniz. Dediniz ki zamana karşı yarışıyoruz bu Yeklem içerisinde olduğumuz için. Çünkü Yeklem'den sonrasında bu yatırımlar işte normal standart bir yatırım haline geliyordunuz. Bize evet, biraz önce bir Yeklem anlatırsınız. Yeklem nedir? Ve bu bahsettiğiniz Yeklem öncesi ve sonrası arasındaki fark ne oluyor? Yeklem nedir? Yeklem'in önce izleyicilerimize biz açılımını bir söyleyelim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması. Yani devletim diyor ki kardeşim güneş, hidroelektrik, rüzgar gibi geri dönüşüm kaynaklarından ve kaynağın temelinin doğa olduğu kaynaklardan sen diyor enerji üretimi yaparsan ben devletin olarak sana çeşitli yardımlar yaparım. Bu yardımlar nedir? İşte biten Yeklem'de yani 2020'de bitecek ve bir daha değişmiş haliyle meclise girdi. Orayı da konuşuruz. Meclisten de TL olarak çıktı. Eski Yeklem neydi? Eski Yeklem bize şunu söylüyordu. Eski Yeklem çeşitli kaynakları farklı fiyatlardan alıyordu. Örnek veriyorum. Güneş enerji santralleri için bu olay, bu birim fiyat $133 megawattı. Yani bu bugün ne kadarlara geliyor? İşte 130 çarpı 7 yaparsak 910 TL gibi bir para megawattı. Bugün siz sanayide normal bir ticarethanede elektriği kaça tüketiyorsunuz? Ortalama 62 kuruşa falan, yani 620 TL'ye megawattını tüketiyorsunuz. Bakın devlet bunu eski yönetmekte 910 liradan alıyordu. Ya şimdi izleyicilerimiz şey diyecek. Ya ne diyor bu adam ya, bu doğru olamaz. Hani 610 liraya sattığı şeyi nasıl 910 liraya mal ediyor? Niye? Çünkü Yeklem'de yatırımcı işi yapanın kendisi. Devletin bir yatırım maliyeti yok. Devletin adam çalıştırma gibi maliyetleri yok. Bu maliyetler düşünüldüğü zaman böyle bir fiyat çıkarılmış. Tabii 2020'de bu bitiyor ve 2020'de yeni TL eskalasyon yöntemli TL bazında Yeklem geliyor. Onu ilerleyen şeylerde konuşuruz. Bu Yeklem işin açıkçası yerli ve milli yatırımcıyı yerli ve milli kaynaklarla üretim yapmaya yönlendirmek. Şimdi Özgür Bey şöyle biraz teknik bir konu ama kolay anlaşılır anlatacağım. Biz arzımızdan fazla olan enerjimizi Avrupa Interconnected sisteminden alırız. Yani kimdir bu sistem? Gürcistan, Bulgaristan, Ermenistan, Yunanistan gibi ülkelerden, Avrupa Birliği ülkelerinden, onların hatlarından alırız ihtiyacımız fazlasındaki enerjiyi. Ve buralara emin olun çok daha yüksek bedeller veririz. Çünkü artık pozisyonu kalmasa da eski başbakan Sayın Binali Yıldırım bununla ilgili bir şey söylemişti. Türkiye'de cari açığı kapatmamızın en önemli yöntemi kendi enerjimizi kendi misak-ı milli sınırlarımızın içerisinde üretmek demişti. Neden? İthalatı en pahalı olan şey enerjidir. Çünkü Avrupa Interconnected sistemden alırız. O yüzden Yeklem mekanizması yerli yatırımcı desteklemeye yönelik yerli milli yatırımların yanında olacak ve bunu teşviğe yönlendiren bir şeydir. Aynı zamanda bu Yeklem yatırımlarında maddi konularda da yardım, maddi konularda yok ama neler de var? Teşvikler de var Özgür Bey. %18 mesela KDV indirim, KDV muafiyetiniz var yerli milli ürünlerde. Mesela bir güneş enerji santralinden bahsedersek ayaklarda, panellerde, kablolarda bunlardan muaf kalıyorsunuz. Bir rüzgar enerji santrali düşünürseniz işte şanzıman, motor, gövde gibi ve tribün gibi bileşenlerle beraber Yeklem katkısından eski yönetmelikte $21 kadar, yani $73 satıyorsunuz normalde. Artı $21 yerli katkı geliyor, $94. Yani bugün o koca koca rüzgar firmalarının birçoğunun Tuzla'da alt materyalleri yapılıyor. Yani hani gövdesi, tribünü, yani bunlar destekleniyor. Ülkemiz bu konuda iyi noktalara geliyor. Keza şimdi üçüncü bir Yeklem çıktı biliyorsunuz. Mini yakalar aslında, Yeklem değil ama devlet onun ihalesini açıkladı. Tavan fiyat 300 TL'den başlayacak. Düşünün yani artık devlet bu işi o kadar geliştirdi ki garanti fiyatı 910 liradan 300 liraya ve enflasyon artışıyla çıktı. Ve biz hala meraklıyız ve biz hala fizibilite yapıyoruz. 30 girelim, 50 girelim.
Yani güzel bir şey bu yani. Hani devletimiz bu işi geliştire geliştire bence çok daha iyi geliyor. Vatandaşa buradan müjdeyi vereyim. Elektrik fyatları ucuzlayacak. Çünkü yeklem yükü hep hafifliyor. Güzel 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 müjde. İnşallah tüketicilerin cepheye de yansır bu. Peki bir önceki yeklemle bir sonraki yeklemden bahsettiniz. Bir sonraki yani buradan sonra gelecek olan yeklem min TL olarak çıkacağından bahsettiniz sanırım. Evet, biraz onu açalım. TL bazlı. Yani bu yeklemimiz bizim dolar bazlıydı. Yani dolar endeksliydi. Aslında yatan paralar dolar olarak değildi. TL olaraktı ama dolara endeksliydi. Yani 133 dolar sent veya 73 dolar sentle o günkü Merkez Bankası'nın belirlediği kur çarpılır efektif alt alta toplandığı zaman TL bazında bir hesap çıkardı. Şimdi hiç dolar yok. Yani bankalarla da dolar konuşmayacağız artık. Finans kurumları da bize dolar diye bastıramayacaklar. Artık bu yatırımlar yerli milli paralarla yapılacak. Meclis bununla ilgili kararını aldı. Yeni yeklem TL üzerinden yapılacak. Bakanlar Kurulu kararıyla beraber çıktı, Cumhurbaşkanı imzasıyla. Peki bunun katkısı ne olacak Özgür Bey? Asıl bunun katkısını konuşalım isterseniz. Benim sektörümde yani enerji sektöründe sadece yenilenebilir enerjinin güneş tarafından kazanılan 5000 megawattlık bir santral var. Peki bu 5000 megawattlık santralin yılda üretim gücünü hesaplarsak 8 milyon megawatt ediyor Özgür Bey. Bu da yaklaşık 1 milyar dolarlık 10 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyorum ben. 1 trilyon dolar özür dilerim. Yılda 1 trilyon dolarlık bir dolarlık bir döngüden bahsediyorum. Şimdi artık bu döngü TL üzerinden konuşulacak. Doların hiçbir yani benim sektörüme hiçbir etkisi olmayacak. Sadece enflasyon, tefe tüfe oranlarıyla hesaplar yapılacak. Doğal olarak bunun artısı ne olacak? Bir, yatırımcı dolara bağlanmak zorunda kalmayacak. Mesela şöyle bir şey vardı. Biliyorsunuz artık dolarla iş yapamayan kişiler bankadan dolar kullanamıyorlar. Yeni finans kanununa göre. Her yatırımcı giremiyordu buraya. Bu işe. Şimdi daha çok yatırımcı girebilecek. Çünkü TL bazında yapılacak. Ayrıca bu vatandaşın cebine de yansıyacak. Biliyorsunuz özellikle sanayicinin üstüne binmiş bir yeklem yükü vardı. Bu yeklem yükü de TL olmasıyla beraber çok daha kabul edilebilir imkanlara gelecek. Fırsatlar doğacak yani buradan Özgür Bey. Vatandaşın cebine de pozitif olarak yansıyacak. Yeklemin TL bazında gitmesi. Peki. Şimdi dedik ki bu yeklemlerimiz bir destekleme mekanizması. Aslında anlattığımızdan şunu çıkartıyoruz ki aslında bu desteği devlet vermiyormuş. Bu desteği aslında kullanıcılar veriyormuş zaten. Yani yok. Kullanıcılar tam anlamıyla aslında kullanıcılar belli bir dönem bunu verdi. Sonra sanayiciler verdi. Hatta sanayiciler toplandılar bu konuyla ilgili. Bakan Bey'le, Fatih Bey'le siz de çok iyi biliyorsunuzdur konuyu. Görüşmeye gittiler. OSBÜK adı altında toplanmış o organize sanayi bölgeleri üst yönetim kurulu. Devlet bunlarla ilgili de bir çözüm yapacak ama tabii bu yük çeşitli kişilere, size, bana bir şekilde hep yansıdı. Bu fiyatın yüksekliğinden dolayı böyleydi. Ama yeni yönetmelikte, yeni yönetmeliğin çıkmasıyla beraber bakın Özgür Bey şey oldu. Bir malın bedel fiyatı artarsa malı satan kişi kazanır. Yani EPC ve müteahhit firmalar bu işlerden çok ciddi paralar kazandılar. Niye? Çünkü ederinin çok üzerinde bir bedelle satılan bir mal vardı. Şimdi malın fiyatı gerçek değerine düştüğü için malın maliyet fiyatları da gerçek değerlere düştü. Yani Türkiye ekonomisini rahatlatacak imkanlara geldik. O yüzden vatandaşa da yansıyan yönler bir şekilde artık yeni mekanizmayla artık vatandaşın üzerinden bu yükler alınacak. Dediğiniz gibi bir şekilde vatandaşın ve yatırımcının üzerine bindirildi bu yükler. Ama o günkü şartlar onu gerektirdi. Yaklaşık 10 yıldır piyasanın, enerji piyasasının içinde bulunan birisi olarak Özgür Bey siz de çok iyi bilirsiniz. Biz enerji yatırımlarında ülke olarak çok zor noktalardan geldik. Çok bağlı noktalardan geldik. Bu ülke çok hareket edebilecek mekanizması varken yapamadı. Tabii bir şekilde de ayağa kaldırmak gerekiyordu. Bu şekilde başladı. Ama şimdi emin olun Almanya'da bunu yaptı. Çok iyi biliyorsunuz. Almanya'da bir ara 100 eurolardan giden hani 15 yıl önce
Megawatt saati elektriğin şimdi 20 eurolara kadar düştü. 15 eurolara kadar düştü. Türkiye'de de aynı süreç devam ediyor. Bu süreci öyle peki, şey yapalım. Cümlelerinizin arasında bir mini YK diye bir kavram geçti. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Nedir bu mini YK? Evet. YK, yenilenebilir enerji kaynak alanları. Yani yenilenebilir devletimiz çeşitli noktalarda belli kaynaklarda ölçümler yaptı. Bunlardan yapılan ilk ölçüm Karapınar bölgesindeki meşhur 1000 megawattlık güneş enerjisi ölçümüydü ki biliyorsunuz Karapınar bölgesi yani Konya'nın o meşhur bölge enerji verimliliği olarak en ideal ve en feasible bölgelerden bir tanesidir. Devletimiz bu bölgede yapmış olduğu ölçümlerle buraya bir 1000 megawattlık uygun araziye yatırım yaptı. Bu YK1 GES yarışması oldu. Bu yarışmayı Türk grup olarak Kalyon aldı. İlk ortağı Hanwha'ydı. Hanwha ile ortaklığı devam etmedi. Hanwha çekildi. Şimdi Çinli bir grupla devam ediyorlar. Ve önümüzdeki ay veya bu ayın sonuna doğru panel montajına başlayacaklar. Yani fabrikası bitti Ankara'da. Gerekli altyapı çalışmaları şu anda başladı. Tabii bizim bölgemizde olduğu için sık sık gidip görebiliyoruz. Hemen ayağımızın dibinde 70-80 kilometre kadar uzak benim şu an bulunduğum bölgeye. Bu YK1 yarışmasıydı. YK2 de rüzgar üzerine yapıldı. Bunu da Türkerler grubuyla Siemens grubu aldı. Onların da YK2 rüzgar yarışmasıydı bu da. Bu YK, mini YK'larda YK3 olarak geldi. Bu daha önce bahsettiğim iki YK büyük projelerin tek firmaya verilmesi yöntemiyle yapıldı. Konsorsiyum şirketlerle yapıldı. Şimdiki YK'lar gene 1000 megawatt fakat Türkiye'nin 36 adet farklı bölgesinde 10, 15 ve 20 megawattlık paketlerle çıktı. Daha böyle orta düzeyli yatırımcıların daha çok rekabetçi oluşturabilecekleri daha yelpazesi geniş bir yatırım imkanı sunuldu. Gene devletin ilgili birimleri ihtiyaçlar doğrultusunda ve alanlar konusunda seçimler yaparak YK3'ü getirdiler. Yani mini YK'ları getirdiler. Biz de şirket olarak inşallah bir 50 megawattlık fizibilite yaptık. Biz de gene orada yarışmacı olacağız. Devletimiz için hem kendi orta vadeli planımızı hayata geçirmek hem de bu sektörde devam eden bir yatırımcı olarak biz de elimizden geleni yapacağız bu yakalarla ilgili. Bunlar tavan fiyatı 300 TL'den çıktı Özgür Bey. Yani megawattı 300 TL'ye tavan fiyat var ve açık eksiltme usulüyle yapılacak. Açık eksiltme yani 20'ye de bitebilir, 15'e de bitebilir, 5'e de bitebilir, 10'a da bitebilir. Bakacağız. Göreceğiz yani. Aslında herkes... belki dinleyenlerimize şunu söylemek lazım. Bu demin bahsettiğiniz rakamlarda işte zamanında işte 900 liralardan işte kullanılan bir enerji bedeli. Ancak işte bu yatırımlar, bu çalışma yapıldıktan sonra belki 10-15 sene sonra ancak bu rakamlara inebildi. Şu anda da tavan fiyat olarak aslında 300 lira belirlenmiş. İhalede bu aşağıda inecek. Ama bu doğal bir süreç zaten. Hani bir anda 300 liralara gelemiyorsunuz. Yatırım miktarınız artıyor, kullanım miktarınız artıyor, işte arz miktarınız artıyor. Bu sayede devletin de eli kuvvetleniyor ve pazarlığa da çıkabiliyor, ihale de çıkabiliyor. Şimdi, bu sayede noktalara geliniyor. Özgür Bey biliyorsunuz ki bizim demand, kurulu demandımız Türkiye Cumhuriyeti olarak 90 gigawatt. Maksimum tüketim dediğimiz tüketim demandımız 50 gigawattlar potansiyelinde. Yani Türkiye'nin maksimum gücü 50 gigawatt. Toplam üretimi de 90 gigawatt. Ama bu 90 gigawatt nerede 90 gigawatt? Biliyorsunuz enerji sabit bir çizgi şeklinde gitmez. Bir parabolik şekilde gider. Özellikle yenilenebilir kaynaklar. Ama Türkiye'nin büyük bir enerji yükü kömür, lignit, LNG, CNG kaynakları üzerineydi. Yani piyasanın %60'ını bunlar oluşturuyordu. Fakat bu kaynaklar artık yatırımcısına para kazandırmamaya başladı. Yatırımcı zarar etmektense kapılarını kilitledi. Devleti mecburen o günkü imkanlarda bir şekilde düşen bu gücü yükseltmesi gerekiyordu.
Çünkü Türkiye büyüyerek gidiyor. Türkiye gelişerek gidiyor. Hani Türkiye sanayileşerek gidiyor. Türkiye üretim yaparak gidiyor. İster istemez dengesiz enerji dediğimiz enerji sisteme çok fazla monte edildi. Bu da sistemi yönetmeyi daha zor hale getirdi. O yüzden dediğiniz gibi bu bir seleksiyondu. Seleksiyon başladı. Şimdi pozitif yönde devam ediyor. Ha gene bugün 133 dolardan olsaydı eleştirilmesi bir konuydu. Ama bence şimdi 300 tavan fiyat çok iyi. 300'ün altına inecek her fiyatta devlete de artıdır, vatandaşa da artıdır. Bizler yatırımcılar olarak gerekli kazançları elde ettik. Şimdi daha ayağa yere basan asıl şimdi ülke için yatırımları yapacağız. Yani biz yatırımcılar olarak paramızı zaten kazandık. Ben burada şey yapamam yani. Biz bu sektörün parasını kazandık. Artık daha kısa vadeli yatırımlardan daha uzun vadeli vatandaş ve devlet için olan yatırımların zamanı geldi. Diyorum 50 megawatt olarak hazırlanıyoruz. İnşallah bize kalırsa biz de rekabetçiyiz. Yarışmalara katılacağız. Alabildiğimiz kadarını alacağız. Peki. Yani hani doğru yola devletimiz de geldi biz de geldik. Peki. Hüseyin Bey, bu bölümün de sonuna geldik. Müsaadenizle burada da bir ara verelim. 3. bölümde devam edelim. Eyvallah. Eyvallah. Müdür Yollarda programı devam ediyor. Ben Deniz Özgür Kağan Alioğlu. Sıfır Enerji Binaları ve Binalarda Enerji Verimini konuşuyoruz. Kimle birlikteyiz? Bugün GİTAŞ AŞ Enerji Grup Müdürü Sayın Hasan Hüseyin Eser'le birlikteyiz. Enerjiyi üretiyoruz bugün. Tüketim tarafından çok aslında üretim tarafını konuşuyoruz. Ve yenilenebilir tarafını konuşuyoruz. Hüseyin Bey, şöyle bir cümle ettiniz. Dediniz ki devletimiz bu YK3 ihalelerine çıkıyor. YK3'e yarışmacılar için yarışmalarına çıkıyor ve bunu YK1 ve YK2'de olduğu gibi böyle toplu ve büyük ve tek hamlede değil de bölük bölük Türkiye'nin her yerine dağınık bir şekilde daha küçük megawattlar, daha küçük kapasitelerde ihaleye çıkıyor dediniz. Bu biraz da bize bunun bu bölgesel dağılım hikayesinden bahseder misiniz? Yani neden bölük bölük çıkılıyor? Neden bölgesel çıkılıyor? Bu bölgesel çıkmanın altında bir enerjisel bir sihir var mı acaba? Şimdi Özgür Bey, bu parçalı ihaleye çıkılmasının iyi tarafını söyleyeyim. Mesela Karapınar YK 1000 megawatt iyi bir proje ama çok büyük bir eksisi var. Teknik olarak ben işin başından başlayarak geleyim ki izleyicilerimizin aklında hikayeyi oluşturalım. Şimdi 1000 megawattlık bir yükü tek noktaya bağladık Özgür Bey. Yazın en peak zamanda bir bulutlanma geldi o bölgeye. Bir anda 1000 megawattlık üretim 100 megawata düşecek. Ve bir anda bulut çıktıktan sonra 1000 megawatt tekrar yüke girecek. Şimdi bu işletmesel anlamda, manevra anlamında yani hani bu 100 megawata düştük ki oraya bağladığım yerler kısa devre hesapları tutmamaya başlayacak. Düşük gerilimden dolayı insanlara zarar verebilirim. Yatırımlarına zarar verebilirim. Bu riskli bir yatırımdır. İşletilebilir mi? Tabii ki işletilebilir. Çok güzel bir manevra sistemi ama arkasına bir yatırım daha gerekir. Şimdi bölgelerin belirlenme esaslarına gelelim. Nasıl belirlendi bölgeler? Mesela bizim 21 dağıtım şirketinden oluşur Türkiye. Meram Elektrik Dağıtım AŞ dediğimiz bizim Konya bölgesi 21 dağıtım şirketinden bölgesinden bir tanesidir. Mesela yeni YK'larda Konya bölgesine hiçbir megawatt çıkmadı. Çünkü zaten 1000 megawattlık bir yarışma yapılmıştı. Anlatabildim mi? İhtiyaç yoktu. Ama mesela Marmara bölgesi, sanayinin olduğu, özellikle doğal kaynaklara, yenilenebilir kaynaklar değil de daha çok doğal kaynaklarla enerji üreten bölgelere daha fazla kapasiteler çıktı. Oraları güçlendirmek, desteklemek için. Ha, bu arada bir destek mekanizması hibrit. Bunu bitirdikten sonra oraya da girelim Özgür Bey. Orayı da bir konuşalım. Ondan sonra Doğu bölgesine çıktı daha çok. Ve iç orta bölgeye 38-36 ile özür dilerim ihtiyaçları doğrultusunda yapıldı. Trafolardaki boşluklar. Yani bu nasıl yapıldı Özgür Bey? TEİAŞ'ın trafo merkezlerindeki boşluklar incelendi. Kurulabilecek alanlar aynı zamanda verimlilik analizleriyle beraber genel bir puanlama ve notla yapıldı. Bölgelerin verimliliği, ihtiyaçları, talepleri, büyüme oranları göz önüne alınarak yapılmış bir çalışma. Ve gerçekten ben yapılan çalışmanın bölgesel anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum.
Burada şunu anlayabiliyorum. Yani yenilenebilir enerjinin sürekliliğinin sağlanması anlamında işte bir tane 1000 megawatt yerine 100 tane 10 megawatt yapmak, riski bölmek anlamında çok çok daha faydalı. Kesinlikle. Bununla birlikte sanırım şöyle bir şey de var. Yani o bölgedeki yani enerjinin tüketildiği yere yakın bir yerde enerji üretme motivasyonu da var sanırım aynı zamanda. Tabii o motivasyon da artıyor ister istemez. Zaten o motivasyon hesaplanarak. Bakın biz dağıtım şirketleri olarak TİH'ten TM istediğimiz vakit bize şeyler gelir, enerji talepleri gelir Özgür Bey. Biz o talepleri alırız, bölgesel anlamda işletme sistemimizi atarız ve bu taleplere göre bir yatırım programı belirleriz. Bizim dağıtım şirketi olarak çözemediğimiz yerlerde abimiz olan TİH'e gideriz deriz ki bize trafo merkezi yap. Yani bu yatırımlar böyle belli olur. O yüzden bu yatırımlar ayağa yere basarak ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldı. Ve teşvik edici anlamda yapıldı. Buna emin olun. Özellikle Doğu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da gerçekten yatırımları teşvikleyici anlamda yapıldı. Ben bunu takdir ediyorum. İlgi nasıl Hüseyin Bey? Siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü biz en son tabii biz uzaktan duyuyoruz, uzaktan takip ediyoruz. Bu yekdem sürecinin bitişiyle birlikte bir tırnak içinde homurtular demeyeyim de bir hani bir hoşnutsuzluk gibi bir şey duyuyorduk en azından kulağımıza geliyordu. Doğrudur yanlışır bilemiyorum yani hani böyle ufak tefek eleştiriler vardı. Bu yeni şey YK 3'e veyahut da bu yeni mini YK'lara olan yatırımcı ilgisi ne durumda? Ben örneklemelerle, Türkçeyi örneklemelerle konuşmayı çok seven bir insanım. Şimdi bir yemek yiyoruz değil mi? Bir iş yemeği yiyoruz. Ya çok güzel bir steak et yedik. Tamam mı Özgür Bey? Ondan sonra akşam veya öbür öğle yemeği artık. Normal ev halimize döndük yani. Normal işte nedir işte evde ne yapıldı işte dolma işte kuru fasulye pastırmalı falan filan. Hani biraz basitleştirdik yemeği ama karnımız doydu değil mi sonuçta? Yani homurtular şöyle Özgür Bey. 133 dolar çok yüksek bir fiyattı. Ben katılıyorum. Ve insanları çok üst düzey memnun etti. Homurtular o yüzden var. Yoksa bugün 11 yıllık, 12 yıllık finansman modelleriyle işleyen mekanizmalar hiçbir yatırımcıyı pişman etmez. Emin olun. Girecek firmalar da girmesinler o zaman homurdananlar. Ama girecekler çünkü burada olmak zorundalar. Çünkü temel ihtiyaç. Ben Türkiye gibi bir ülkede gelişmekte olan bir ülkede 11-12 senelik yatırımları risk olarak görmem. Bu yatırımları kötü olarak düşünmem. 7 senede dönüyor mu? Oh ne güzel çok iyi. Ama 11 senede dönen 12 senede dönen yatırım için de ben ya kardeşim ben bu işe girmeyeyim asılmayayım demem. Yani emin olun göreceksiniz çok çok büyük firmalar orada olacak. Çok çok büyük firmalarla rekabet olacak. Biz bir hidroelektrik santrali alalım diye gittik özelleştirmede bir ihaleye girdik. 32 tur falan yükseldi. Türkiye'nin en büyük gruplarından biriyle 32 tur yarıştık. Burada da 60 tur yarışırız. Önemli değil. Yani hani gelecekler ama gelmeyecekler diye bir şey yok. Hepsi gelecek o masaya. Oturacağız yani be. Yapmak zorundayız bunu. Bu yani 11-12 senelik finansmanlar onlar için kötü değil Özgür Bey. Çünkü zaten siz de biliyorsunuz nakit parayla yapılan yatırımlar değil. Çünkü alım garantisi olduğu için finans kuruluşlarının arkasında olduğu projeler oluyor. %15, %20 öz bütçeyle yapılan yatırımlar olduğu için bizimki gibi veya daha büyük firmaları zorlayacak yatırımlar olmaz bunlar. O yüzden homurtu şey ya işte bugün de steak yemedik de kuru fasulye yedik olayı ama karnımız doyacak merak et. Sektörün buna ihtiyacı vardı Özgür Bey. Sektörün çalışan istihdamı, döngüsü ve ticari kaygılar olarak bu işe ihtiyacı vardı. Çok iyi oldu Özgür Bey. Daralmıştı sektör iyice. Sektörümüz daralmaya girmişti. Çok iyi oldu. Süper. Peki. Üstad vaktimiz daralıyor. Şu şeyi pas geçmeyeyim diye hani belki ona geniş değinmek istersiniz diye. Bir de hibrit destekleme mekanizması diye bir şeyden bahsettiniz. Evet. Onu da bir anlatın isterseniz bize. Neymiş bu hibrit? Özgür Bey bu hibrit... Hibrit zaten kelime anlamı olarak bizim araçlarda bildiğimiz hani birden çok yakıt tüketiminin içinde olduğu bir model. Birden çok üretim kaynağının içinde olduğu bir model. Mesela benim bir hidroelektrik santralim var. Kanal usulü. Ve yazın sulama yapıldığı için ben üretim yapamıyorum. Ben bu üretimimi lisansıma derç edilen yani lisansıma yazılmış maksimum miktarda üretimi sağlamak kaidesiyle, geçmemek kaidesiyle
kendi rezervuar alanında uygun noktaya güneş santrali yaparak destekleyebilirim. Yılın 3 ayı da oradan üretim yaparım. Ama hibrit benimki gibi yatırımlar için gelmedi. Hibrit az önce söylediğim büyük lignit, doğalgaz, kömür santrallerinin devamlılığını sağlamak için devletin gene yatırımcıyı teşvik etmesi amacıyla geldi. Ve yatırımcı bundan çok memnun şu anda. Bakın o 90 gigawatt gücü kullanmak zorundayız. Artık kendi enerjimizi üretmekten daha önemli olan adım ürettiğimiz enerjiyi dışarıya satabiliyor olmamız. O yüzden bu ve bunun gibi çalışmalar çok önemli. Hibrit santrallerin Temmuz'un 1'i itibariyle başvuruları alınmaya başlandı. Dinleyicilerimiz arasında bu tip santralleri olan dinleyicilerimiz, ilgi duyanlar varsa kesinlikle yönetmeliği, hibrit yönetmeliği diye yazarlarsa EPDK'nın sitesinde bulabilirler. Alsınlar, okusunlar. Santral alanları hatta santral alanlarında genişlemeler yapıldı. Santralin mesela hidroelektrik santralde ilgili DSİ'den görüşler almak kaydesiyle alanlarınızı geliştirip bu alanlara başvuru yapılabilir. Mümkün olduğunca enerjiyi verimli kullanmak açısından bu hibrit santrallerin de ben Türkiye'nin enerji üretimi açısından iyi bir adım olduğunu düşünüyorum Özgür Bey. Teknik anlamda da ben hatta devletimizin lisansındaki üretim limitlerini daha yukarıya çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü kaynak yerli ve kaynak doğal Özgür Bey. Hani kaynağı satın almak gibi bir mesela biyokütle santralleri ben çok seviyorum. Çok araştırdık. Şirket olarak çok girmeye çalıştık. Ama saman bir gün 300 lira oluyor. O gün öbür gün 600 lira oluyor. Yani hani bir denge yok yani. Bir fizibilite yapamıyorsunuz yani. Ama burada çok belli her şey. O yüzden bu santrallere de yatırımcıların ben ilgi göstereceğini, devletin burada yatırımcısının desteklediğini düşünüyorum. Bence üzerine düşünülmesi ve üretilmesi gereken bir konu. Geçenlerde gene bir konumuzda yaptığımız sohbette işte bir kütle santrali işletiyorlar. Özgür Bey demişti, biz bu işe girdikten sonra şunu öğrendik ki işte ne kadar yani hayvan bir şeyle hava atacaksan biyokütle işinde, biyomes işinde ne kadar üretim kapasiten olduğuyla değil, ne kadar ham maddeye devamlı ulaşabildiğinle, ne kadar pamuğa devamlı ulaşabildiğinle hava atman gerekiyor dedi. Bakın Özgür Bey, ham madde işi çok gariptir. Bakın yani biz şimdi sahada olduğumuz için hani biz işin hem masa hem sağ tarafındayız. Yani vatandaşın şöyle bir zihniyeti vardır. Ya şurada bu mal enerji tesisine lazım ya. Emin olun anız diye yaktığı malı size vermez bile. Yani hani mal o kadar kıymetli olur ki ama istemeyin atacak yer bulamaz. Yani tarlasını yakar. Hani malın değeri o zaman çok artar. Ama Türkiye'de özellikle çevre politikaları, burada biyokütlelerle ilgili bir parantez açayım. Bakın biyokütle santralleri yatırım yapmaya değer santrallerdir. İzleyicilerimize ben bunu tekrar söyleyeyim. Hani bu önemli bir konu Özgür Bey. Biyokütle santralleri Avrupa Birliği'nin bizi getirmeye çalıştığı, bize yaptığı yaptırımlarda çevre dönüşüm projeleri kapsamında, bertaraf geri dönüşüm kapsamında biyokütle santralciler sakın soğumasınlar. Aksine devletin onların yanına geleceği günü beklesinler. Çünkü bugün hayvan pislikleri, tarım atıkları, hayvansal atıklar, plastik atıklar bunların hepsi enerjiye dönüşecek ve biyokütleciler bunları almak için para vermeyecekler. Alıp bertaraf etmek için getirenden para alacaklar. Bunu unutmasınlar. Biyokütleden vazgeçmek yok. Biyokütle dünyayı temiz hale getirir. Yani bu Avrupa'da da bu şekilde mi yoksa Avrupa'da da bu şekilde öngörülüyor mu? Hayır canım. Mesela Danimarka yanlış değilse İsviçre'ye gelip çöpünü toplatıyordu biliyor musunuz? Para vererek. İsviçre'de Danimarka'nın çöpünü alıyordu, yakıyordu. Yani düşünün siz. Hani Danimarka para veriyor. İsviçre geliyor Danimarka'nın çöpünü topluyor. İsviçre gidiyor bunu İsviçre'de yakıyor. Ya yani doğru yöntem bu zaten Özgür Bey. Hani bu yöntem doğru yöntem. Eğer yapılıyor mu? Değil. Ya Allah'ın Finlandiya'sı. Mesela lastikten geri dönüşüm diye bir şey var. Finlandiya müthiş ileride. Yani hani kuzey ülkeleri bunu çok fazla yapıyor. İngiltere olsun, Almanya olsun, Avusturya olsun. Bunların üzerinde sürekli çalışıyorlar. Çevre projeleri üzerinde. Ben de şunu söylüyorum. Atık atık değildir. Atık
Nedir biliyor musunuz Özgür Bey? Atık insanın kumbarada unuttuğu paradır. Bir gün bir yerde öyle lazım olur ki hiç aklında yokken işte ekmek almaya giderken bozuk paradır. Markete giderken bozuk paradır. Hani anlatabildim mi? Kumbaradır atık. Bir gün kullanırsın onu. Ben bir öküteci yatırımcılara o yüzden şunu söylüyorum. Dediğiniz gibi Avrupa modelleri çok fazla var. Bu modelleri incelemelerini öneririm. Bununla ilgili çok iyi devam eden özellikle İstanbul'da İTÜ'nün içinde startupçılar var. Startup projeleri var. Özellikle startup projelerini çok iyi incelemelerini isterim. Biz yapıyoruz işin açıkçası. Çok ticari sır vermek istemiyorum ama tabii biraz da ticari. Şimdi teşekkür ederim programımıza çağırdınız konuşmacı olarak. Saygılarımı sunarım. Ama biyokütlecilere diyorum ki biyokütleciler bu işten soğumayın, devam edin, bırakmayın. Siz kazanan taraf olacaksınız. Peki. Üstadım son 1-1,5 dakikamız. Biz bir klasik olarak son dakikaları hep gençlere ayırıyoruz. Siz şimdi Türkiye'nin göbeğinde tam da bu enerjinin hem de tarımın merkezinde çalışan, yaşayan bir abiler olarak gençlere bu enerji sektörüyle ilgili neler söylemek istersiniz son bir dakikada? Özgür Bey, ben size okul mezuniyetimi söyleyeyim. Siz şaşıracaksınız. Ben Selçuk Üniversitesi harita mühendisliği mezunuyum. Ben elektrik elektronik mühendisi değilim. Ama benim MEDAŞ'taki eski CEO'm bana şöyle bir şey söylerdi. Hasan Hüseyin, mühendislik amaç değildir. Amaca giden yolda kullanılan bir araçtır. Gençlere şunu söylüyorum. Siz ufkunuzu uzay yapın. En yakınınızdaki bir ağacın en tepesine çıksanız bile yerin dibinde olmaktan bu size daha bir kazanç getirir. Öğrenmekten, araştırmaktan, bilinçli sorumluluk dediğim ayağı yere basan özgüveni kazanmaktan uzak durmayın. Hayat bilgisayar oyunlarında değil, bakın hayat bilim teknik dergilerinde, hayat teknolojide. Gençlere söyleyeceğim şu ya Özgür Bey, çalışsınlar. Ben daha 34 yaşındayım. Ben de aslında orta yaş grubuna daha henüz ayak basmadım ama gençlere şunu söylüyorum. Ben bir hedef uğruna gittim. Bir hedef uğruna bir noktaya gelebildim. Bu hedefi yaparken yaptığım tek şey vardı Özgür Bey. Az düşünmek, çok çalışmak, yeteri kadar konuşmak. Yani az düşünmek, çok çalışmak, yeteri kadar konuşmak. Bu üçü en iyisi. Bu üçünü uygulasınlar. Çok başarılı olurlar. Ve kesin evet, sosyal bir şey yapsınlar. Basketbol. Ben basketbol oynadım. Sinema, kültür bir şey yapsınlar. Onların evet, önerim budur. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten daha sorularım vardı ama vaktin sonuna geldik. Belki bir program daha yaparız sizle bu enerji tarafıyla ben alakalı. Memnun olurum. Ağzınıza sağlık. Memnun olurum. Tüketimi hiç konuşamadık. Sanayi hiç konuşamadık. O zaman bir programda alacağımız olsun sizden. Şey, tüketim konuşalım biraz daha. Tabii tabii, ne demek. Büyük bir zevkle inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Değerli izleyicilerimiz, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, bugün konuğumuz GİTAŞ AŞ Enerji Grup Müdürü Sayın Hasan Hüseyin Eser'di. Kendisiyle aslında tüketim tarafını konuşacaktık ama bir türlü mevzu oraya gelmedi, üretimi konuşmaktan ve yenilenebilir kaynakları konuşmaktan. Çok önemli bilgiler aldık ama son cümlelerini gençlere yönelik olanları tekrar edelim. Böyle kapatalım programı. Dedi ki gençler, ufkunuzu uzay yapın, gidebildiğiniz kadar da ileriye gidin. Bir taraftan da mutlaka hayatınıza sosyal bir şeyler ekleyin dedi. Bir Müdür Yollarda programının daha bugünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka programda görüşene kadar sizin enerjiniz yüksek, binanızınki sıfır olsun efendim.